Tarih programında da birlikteyiz. Bugün yine aktüel bir konu üzerinde okurumuzla birlikte tarih ve roman üzerine sohbet etmeyi planladık. Gün geçmiyor ki özellikle tarih ve edebi konular gündemde tartışılmasın. Nitekim 90. yıl dolayısıyla Lozan Anlaşması, mübadele ve son birkaç haftadır özellikle göç konusunda siyasiler arasında malumunuz büyük tartışmalar yaşanıyor. Biz bu çerçevede tarih romanlara nasıl yansır, romanlardaki tarihi nasıl okuyacağız? Bir okur gözüyle, bir edebiyat öğretmeni gözüyle bunlara nasıl bakılır? Bunu cevabını alacağız. Konuğumuz Huriye Süyer Anadolu Lisesi Edebiyat Öğretmeni ve Müdür Yardımcısı Zafer İpek. Hoş geldiniz hocam. Merhaba, hoş bulduk. Hocam, genellikle biz toplum olarak tarih deyince gerçeği yansıtan, gerçekleri bize aktaran edebi eserler veya bilim dalı olarak algılıyoruz. Ve özellikle bu konuları gündeme getiren romanlardan da bunları arıyoruz. Sizce bir okur olarak, bir edebiyat öğretmeni olmaktan daha ziyade bir okur olarak romandan ne bekliyorsunuz? Romanı aldığınız zaman onun gerçeği size aktarmasını mı bekliyorsunuz? Yoksa başka bir şey mi bekliyorsunuz? Ne dersiniz? Sayın hocam, teşekkür ederim. Şimdi az evvel de konuştuk. Romanlar yazıldıkları dönemi ister istemez arka planlarında yansıtıyorlar. Örneğin Servet Fünun dönemini okurken, o döneme ait bir romanı okurken o dönemin sosyolojik, ekonomik, tarihi yapısıyla ilgili ufak tefek veriler görüyoruz, kırıntılar görüyoruz. Asıl konu bu olmasa bile bütün romanlar yazıldıkları dönemi tabii ki yansıtıyorlar. Şimdi biz de okur olarak romanları okurken tabii ki romanın işlediği ana tema dışında romanın yazıldığı dönemle ilgili ufak tefek veriler de arıyoruz. Onlara da dikkat ediyoruz. Nitekim okuduğumuz romanlarda nasıl söyleyeyim, arka plandaki veriyi dikkatli alırsak o dönemle ilgili bir kesin sonuca da varabiliyoruz. Şimdi bunu bir örnekle açıklama yoluna gitmek istiyorum, açıklamak istiyorum. Aklıma tam da bir örnek gelmiyor. Birazcık da... Estağfurullah. Şimdi şu şeyden gidelim isterseniz. Mesela sizin okuduğunuz, bizler için de tekrar tekrar okuduğunuz iki tane roman var önümde. Birisi Yılmaz Karakoyunlu'nun Mor Kaftanlı Selanik. Bir evet. Diğeri de Samsunlu bir yazar tarafından kaleme alınan, kendisi de aynı zamanda Mübadil, Akın Üner'in kaleme alındığı Çalı Harmanı Mübadele. Hangisini tercih ederseniz bunların üzerinden gidelim. Yani şimdi bu romanlara göre mesela Mübadele nedir, nasıl olmuştur? Buradan mı örneklendirmeye çalışalım? Oradan örnekleyelim. Örneğin şimdi Yılmaz Karakoyunlu'nun Mor Kaftanlı Selanik'inde ana planda, ön planda şeyi anlatırken, mübadeleyi anlatırken, mübadelelerin yaşamını, Girit'ten, Resmo'dan yola kalkışlarını, gemiye binişlerini, Anadolu'ya varışlarını ve bir de Anadolu'dan, İzmir'den çıkan Rumların Girit'e olan yolculuğunu anlatırken aynı zamanda bize Lozan'la ilgili, Mustafa Kemal'le ilgili, Venizelos'la ilgili bilgiler de veriyor. Kendince bir senaryo içerisinde. Hatta romanın girişi de yine Mustafa Kemal'in eşiyle yaptığı bir konuşmayla başlıyor. Daha sonra da İsmet Paşa'nın yollanması süreci anlatılıyor.
Lozan'a yollanması süreci anlatılıyor. Lozan'daki görüşmeler anlatılıyor. Hatta son şeyde belediye tarafından düzenlenen o oturumda anılar anlatılırken şeyde İsmet Paşa'nın söz almadan kürsüye çıktığı, bunu bir kendini kanıtlama gibi bir durumda olduğunu falan burada da yine romanlaştırarak anlatıyor. Venizelos'la olan konuşmalarını da yine burada aktarıyor. Tabii Yılmaz Karakoyun'un buradaki bakışı şey, kendi doğruları açısından, kendi psikolojik yaklaşımı açısından bir bakış açısı var Karakoyun'un bu kitapta. Fakat yine de bu görüşmelerin olduğunu biliyoruz. Ondan sonra Venizelos'la İsmet Paşa arasında çok çetin görüşmelerin olduğunu, büyük tartışmaların olduğunu, gözlemci ülkelerinde bu tartışmalara katıldığını filan görüyoruz. Bütün bunları da ön planda Resmo'dan kalkıp Anadolu'ya gelen, Anadolu'dan kalkıp Girit'e giden aileleri anlatırken arka planda da bu tarihsel süreci bize böyle bir roman havası içinde bir hikaye gibi sezdirmeden, çaktırmadan veriyor yani. Yani böyle okuyucuyu daha sıkmadan, daha anlayabileceği bir şekilde mi? İşte tam da söylemek istediğim buydu. Evet, tam da söylemek istediğim buydu. Yani romanların bu özelliği de var. Doğrudan bir tarih kitabı soğukluğu içinde, soğukluk mu diyelim ona, yani doğrudan bir tarih kitabı soğukluğu içinde değil de kurgulanmış bir senaryo içerisinde yine bize tarihten küçük kırıntılar vermesi açısından önemli. Yani bir tarih bilgisi de edinmiş oluyor okuyucu işte bu romanı okurken. Peki şimdi romanı yazan kişi kaynaklardaki bilgilere ne derece bağlı kalıyor veya bağlı kalmak zorunda? Evet, şimdi bu Sayın Hocam, bu sorun bütün sanat eserlerinde karşımıza çıkıyor. Yani romancının kendinden bir şeyler katması ya da kendi bakış açısını ön plana çıkarması sorunu var burada. Tabii bir tarihçi titizliği içinde ya da bilimsel veriler doğrultusunda bir eser ortaya koyması mümkün değil bir edebiyatçının. Mutlaka kendinden bir şeyler katacak. Bu resim sanatında da böyle, müzikte de böyle, işte roman ve hikayede de böyle. Yani sanatçı, hatta filmlerde de aynı şey söz konusu. Senarist kendinden bir şeyler katıyor filmler yaparken, belgesel dahi olsa. Yönetmen kendinden bir şeyler katıyor. Oyuncu da bunları okuyup o da kendinden bir şeyler katarak yansıtıyor. Aslında Zafer Hocam, şimdi aslında tarihçi de kendisinden bir şeyler katıyor. Çünkü neticede bütün hepsi kurgudur. Tarihçi belgelerden faydalanıyor, belgeleri okuyor ama neticede kendi hafızasında onu değerlendiriyor. Ona göre bir metin yazıyor. O da %100 bir gerçek değil. O da tarihçinin kurgusuyla ortaya çıkıyor. Sanırım, bilmiyorum yani, herhalde yazarlar, roman yazanlar daha böyle serbest mi davranıyor? Tabii bir tarihçiye göre daha rahat ve daha serbest davranıyor. Hatta bu işi yaparken pervasız da davranabilecek nitelikte. Fakat okuduğum romanlardan örneğin Akın Üner'in Çalı Harman'ı tarihsel verilere dayanarak hazırlanmış, tarihsel bilgilere dayanarak hazırlanmış bir roman. Daha somut bilgiler içeriyor, daha kesin, daha doğru bilgiler içeriyor. Örneğin tarihler, zamanlamalar, yer adları açısından daha sağlam. Yani bir tarih kitabı edasında yazılmış bir roman diyebilirim şey için, Çalı Harman'ı için. Şimdi onun herhalde biraz bu tabii romanları değerlendirirken sanırım yazarların biyografisini de bilmek gerekiyor. Akın Bey bir mübadil çocuğu diyeyim. Artık kaçıncı kuşak olduğunu şu anda bilemiyorum ama bu yazdığı yerleri de coğrafi olarak birkaç kere gidip görmüş, incelemiş. Tabii kendisinde de bir mübadil şeyi var, altyapısı var. Yıllarca belki o mübadil hikayelerini dinlemiş ki ismi de zaten Çalı Harman'ı da o mübadillerin çektiği bir sıkıntıyı aktarıyor. Ve bir de anladığım kadarıyla ifade ettiğiniz şeyde kaynaklara daha böyle sadık kalmış.
biraz tarihi roman tarzında bir şey olmuş. Bu ona göre daha mı serbest düşünüyor? Yılmaz Akkoyun'un kendi kişisel üslubu da vardır. Bir evet. Daha önceki romanlarında da yaptığı gibi daha duygusal yaklaşıyor Yılmaz Akkoyun'u. Göç sırasında yaşanan dramı ortaya koymaya çalışıyor. Esas vurgulamak istediği şey odur. Örneğin Anadolu'dan, İzmir'den gemiye binip Girit'e giden Rumlardan işte bir kadının çocuğunun ölmesi, benzer durumu diğer kitaplarda da görüyoruz. Örneğin göç sırasında Selanik'ten, Anadolu'dan, Kayalar'dan bu tarafa, Anadolu'ya yollananların da yine gemide ya da trende çocuklarının öldüğünü, ölülerini bırakmak istemediklerini, hemen hemen romancıların hepsinde ana tema bu sıkıntılar. Fakat Akkoyun'un daha duygusal ve birazcık daha romantik şeye göre, Akın Üner'e göre. Akın Üner, sizin de ifade ettiğiniz gibi, ben bir mübadil olduğunu şey yapmıyordum, bilmiyordum. Fakat Akın Üner'in de bir mübadil olduğunu bu kitap okununca insan hissedebilir yani. Onu şey yapmış, vurgulamış. Bir başka şey daha var şeylerle ilgili, romanlarla ilgili. Yine sizin geçen söylediğiniz gibi bizim Byron'larımız yok. Büyük yazarlarımız, büyük şairlerimiz, büyük insanlar bu konuyu ele almadılar. Mübadeleyi, göçü, göçleri her ne şekilde olsun ele almadılar. Örneğin 1980'li yıllarda, 70'li yıllarda şeyi tartışıyordu edebiyatçılar. Almanya göçü edebiyatımıza ve sinemamıza, Türk edebiyatına ve Türk sinemasına tam yansımadı diye konuşuyorlardı. Şimdi Türk toplumu kadim, eski bir toplum. Dolayısıyla da Orta Asya'dan bu tarafa göçerken, gelirken ki süreç içinde ve ondan sonraki zamanlarda ister istemez birçok göç olayı yaşamış. Bunlardan işte bazıları destanlarımıza yansımış ki bu kitapların aslında ataları da o göçleri anlatan destanlar. Fakat yaşadığımız büyük bir şeyin, dönemin, o dönemde yaşadığımız göçlerin ben edebiyatımıza tam olarak yansıdığına inanmıyorum. Peki niye yansımıyor sizce? Ne dersiniz? Şimdi Sayın Hocam, son 1-2 yıldır en çok satan kitaplar şeyi var, listesi var, gazeteler falan çok satanları, hatta ona güncel tabirle top 10 diyorlar, top 10 listelerine falan bakıyorum. Örneğin filan kanaldaki tarih dizisi, işte Muhteşem Süleyman mıydı, gösterime girdikten sonra Hürrem'le ilgili, Kanuni'yle ilgili ve o dönemdeki işte vezirlerle, vezir-i azamlarla ilgili tarihi kitapların satışında dikkat edin, son bir yıllık şeylere bakın, büyük bir yükseliş var. Dolayısıyla da kitap birazcık da pazara yönelik gibi geliyor bana. Yani arz talep meselesi, piyasa neyi talep ediyorsa o yönde, o kanalda, o doğrultuda eserler oluşturuluyor. Büyük ihtimalle göçlerle ilgili filan böyle bir talep yok. İşte bunlar sadece yazılanlar da anneden, babadan, dededen duyulanların bir tür kayda geçmesi, tarihe bir nokta düşmek, bir nokta koymak gibi bir şey diye düşünüyorum. Yani bir arz talep meselesi ve talep olmadığı için diye düşünüyorum. Bir de burada şey etkili mi acaba? Yani şimdi biz hani demin yayından önce de kendi aramızda konuşmuştuk. Biz toplum olarak çektiğimiz acıları en kısa zamanda unutmak isteyen bir toplum özelliğine biraz sanki sahibiz. Onun için acaba çektiğimiz sıkıntıları gelecek nesile aktarmıyoruz mu? Unutsun, bunlar işlenmesin diye. Sayın Hocam, bu insan psikolojisinde de böyle sanırım. Yani eziyet, sıkıntı, kötü günleri unutma eğiliminde insanlar. Öyle ki bu olaylar, göç olayları, bulunduğu coğrafyayı terk etme, isteyerek ya da istemeyerek terk etme olayları demek ki bizi çok derinden sarstı ki, derinden etkiledi ki biz bunları yok sayma yoluna mı gittik psikolojik olarak? Ya da insanlarımız bunu geçer akçe olarak görmedi demek ki, edebiyatçılarımız, yazarlarımız, şairlerimiz. Evet.
Cemal Süreyya'nın bir şeyi var, şiiri var. Tunceli'den göçe tabi tutuldukları zaman İç Anadolu'da bir yere geliyor ve şiirin bir bölümünde gece bir kamyonetle beraber bir köye getiriliyorlar. Fakat ortalık zifiri karanlık, nereye gidildiğini, nereye geldiklerini bilmiyorlar. Cemal Süreyya da küçük bir çocuk kamyonun arkasında. Kamyon işte bir köyün kenarında durup da aşağı atladığı zaman ortalığı dinliyor. Uzaktan işte köpeklerin havlamalarını filan duyunca şiirde şey diyor, tarih ötesi köpekler havlıyordu diyor. Ve onun üzerinde, Cemal Süreyya üzerinde o çocukluğunun geçtiği coğrafyayı terk etmek aslında çok büyük etkiler yaratıyor. Onu çok olumsuz yönde etkiliyor. Fakat o kadar çok etkilemesine rağmen bir iki cümleyle geçiştiriyor şiirde. Tarih ötesi köpekler havlıyordu diye geçiştiriyor sadece, o kadar. Ama oraya herhalde belki de kendine göre birçok anlam yüklüyordur. Biz o anlamı çözemiyoruz belki de yani. Tabii ki tarih öncesi köpekler havlıyordu demek bir tarih öncesindeki gibi bir korkunçluğun, bir azametin, bir bilinmezliğin de anlatımı aynı zamanda. Zaten şair olmanın şeyi de bu işte. Onu bir iki cümleyle büyük şeyler anlatmaya çalışıyor. Hocam şimdi tekrar bu romanlara dönersek, bu romanlara göre şimdi burada mübadele niye yapılmış? Evet hocam, soru şöyle diyelim. Sizin de burada kitabınızda var. Daha önce yazılmış İşte Ali Ezger Özgürek'in Muhacirleri, Yılmaz Gürbüz'ün, Mehmet Çulum'un kitapları var. Bunlardan birkaç tanesi de burada, Yılmaz Karakoyunlu'nun, Akın Ünver'in ve diğer Urkiye, Rukiye'den Bozma Urkiye. Bu kitaplarda yazarlar göçü anlatırken iki şeyden yararlanıyorlar. Mübadeleyi anlatırken. Birisi daha önce anlatılanlar, büyükleri tarafından, dedeleri, nineleri tarafından anlatılanlar, öbürü de şeyler, tarihi işte kaynaklar filan. Tarihi kaynakları kurgu oluşturmak için hazırlıyorlar, fakat bütün hepsinin temelinde özellikle de evdeki dede ve ninelerinin, yani büyüklerin, anne ve babalarının da büyüklerinin anlattığı olaylar var. Dolayısıyla da köylü insan o dönemde, diyelim ki işte Selanik'te ya da işte Girit'te yaşayan insanlar, okuma yazma oranı da düşük. Sadece şey yapıyorlar, yani köye işte bir jandarma geliyor, hazırlanın göç edeceksiniz. Ve bunun üzerine de ya gitmek istemiyoruz filan gibi isyanlar başlıyor. Fakat o tarihsel süreç, o dönemin işte ilişkileri filan, o roman kahramanları bütün bunlardan habersiz. Örneğin şeyde, Karakoyun'un kitabında roman kahramanı kasabaya, köyünden kasabaya alışveriş için gittiği zaman kasabada sadece söylenenler, yani orada okuma yazma birkaç bilen birkaç kişi gazetede okuduklarını ya da işte bir şekilde duyduklarını konuşurken, o da ticaret için gittiği köyde, alışveriş için gittiği kasabada sadece duyduklarını gelip köyde anlatıyor. Lozan'da görüşmeler varmış, herhalde bizi yollayacaklarmış. Ama bunun ötesinde niye görüşmeler yapılıyor, Lozan nedir, neresidir, ne konuşuluyor, temelde ne var, bütün bunlardan habersiz. Şeyde aynı durum Anadolu'daki Rumlar için de geçerli. Örneğin evin önünde işte bağdan geliyorlar, evin önünde otururlarken iki jandarma yüzbaşısı gelip işte hazırlanın filan, zaman gideceksiniz, hazırlıklı olun, şunlar 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 gidecek diyor, söylüyorlar. O romandaki kişiler şey yorumunu yapmıyorlar, neden gidiyoruz, ne oldu, dünyadaki strateji niye değişti, kimden kim anlaştı da biz gidiyoruz falan, bütün bunlardan bir haberler romana göre. Yani o zaman orada halktan kişileri konuşturuyor yazarlar, evet. Ve onların seviyesine göre şeyi ayarlıyor. Dolayısıyla o zaman bu kitapları okuduğumuz zaman biz mübadelenin gerçek boyutta gerekçesini tartışma imkanımız herhalde olmayacak. O konuda bir haber olacağız. O zaman onları başka bir şekilde mi öğrenmemiz gerekiyor?
Yani Mübadele'yi okuyup ondan sonra bu romanı mı okuyacağız? Önce bu romanı okuyup sonra mı Mübadele okuyacağız? Evet. Sorun bu. Şey bu. Çünkü yani siz öğrencilere ne tavsiye ediyorsunuz ben, bu konuda? Ben okuyacak olanlara öncelikle şunu tavsiye ediyorum. Lozan'ı, Lozan'a gelinen süreci, Lozan'ın perde arkasını, hatta o Lozan'dan önceki milli mücadeleyi, yani Kurtuluş Savaşı'nı filan bilmeleri gerekiyor ki bir zeminin olması gerekiyor ki romanı daha iyi anlayabilsinler, romandaki olayları daha iyi yorumlayabilsinler. Yoksa bu tarihsel birikim olmadan roman okunursa konu tam anlaşılmıyor. Bir aşk romanı şeyi de çıkarılabilir. Örneğin romanların hepsinde, evet, okuduğumuz romanların hepsinde birbirini seven işte birer sevgili var. Olay, aşk, olayı sürükleyecek, evet, bir yani, hikayenin olması aslında gerekiyor. Aslında tipik bir Türk yaklaşımı da bu. Şimdi ben şunu daha önce de söyledim. Örneğin Hitler'in Yahudilere yönelik yaptıkları ile ilgili olarak yüzlerce film, yüzlerce kitap yazıldı ve bütün bunlar kamuoyuna o mağdurların ağzından kamuoyuna sanatın her dalıyla anlatıldı. Hı hı. Ama bizde örneğin roman kurgusu yapılırken mutlaka işte Karakoyunlu'daki yüzbaşının oradaki o Rum kadına aşık olması, öbür şeyde Ali Ezger Özyürek'in Muhacirler kitabında yine aynı şekilde böyle bir aşk yaşanması filan. Bu bence birazcık da tipik bir Türk yaklaşımı olaya. Yani mutlaka bir aşk ve bir ölüm, bir de bir ayrılık sokuluyor. Aslında bizatihi göçün kendisi bir ayrılık, vurgulanması gereken o. Fakat işte iki insanı birbirine sevdirip ayırmak da romana birazcık bir tiyatral bir hava mı katıyor diyelim, öyle de bir şey katıyor. Yani şimdi o zaman öğrenciler önce Mübadele'yi okuyup ondan sonra mı romanı okuyor? Evet, Mübadele'yi önce bir ana hatlarıyla Mübadele'yi okumalılar ki romanları çok daha iyi anlarlar. Hocam o zaman şey sıkıntısı olmaz mı şimdi? Yani bizim akademisyenlerin veya tarihçilerin yazdıkları eserlerin yüzü soğuktu. Psikoloji yok, ruh yok, fiziki bir takım cümleler işte şu 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 sebeplerle oldu, şu şu sebeplerle şey etti. Şimdi bunu okuduğu zaman sıkılmayacak mı? Şimdi işin aslına bakarsanız insanlar sadece bilimsel makaleleri, yazıları değil, romanları okurken de sıkılıyorlar. Hatta okumaktan da kaçıyorlar biraz. Yani bu bir gerçek. Öyle de sıkılıyorlar, böyle de sıkılıyorlar. Ama anlamak, öğrenmek, okuduğundan bir şey elde etmek istiyorsa insanlar en azından bir altyapı oluşturup ondan sonra esere yönelik bir şeyler okurlarsa yani daha faydalı olacağı kanaatindeyim. Örneğin yani hayatında ağaç görmemiş, ağaç dikmemiş birisinin şimdi bir ziraatle ilgili bir kitap okuması ne kadar verimli olur, ne bırakır? Ha şöyle düşünülebilir, yani bunun aksi düşünülebilir. İşte tarımla ilgili bir kitap okursun da tarımı seversin, ağaç dikmeye başlarsın. Bu da düşünülebilir, bu da olabilir. Ama okuduğundan bir şey elde etmek için o konuyla ilgili en azından bir altyapının olması gerekir diye düşünüyorum. Hocam şimdi haber verdiler, yarın işte gidiliyor dendi. Herkes bohçasını toplamaya başladı romanlara göre. Gemilere mi biniyoruz genellikle? Bunlar gemilere mi bindirdiler? Trenle ve gemiyle. Gemilere bindirdiler. Nereye, nasıl götürdüler? Karakoyunlu kitabında Girit'ten. Dolayısıyla da gemiyle yapılan göçü anlatıyor. Hatta Gülcemal miydi? Vapurlar, siz daha iyi hatırlıyorsunuz. Ya genellikle birçok vapur var. 10-15 tane vapur var ama herkes Gülcemal vapuruna binmiştir. O efsanevi bir özellik taşır. Burada hemen ifade edelim. Herkes Karaman kökenlidir. İşte Gülcemal vapuruyla şey. Çünkü Gülcemal çok efsanevi bir boyutta bir gemi. Başrolde o var yani. İşte Karakoyunlu Girit'ten bu taraf olduğu için deniz yoluyla yapılan yolculuğu. Hatta Karakoyunlu'nun romanında bilmiyorum, hatta bunu size de soracaktım tarihsel olarak ne derece doğru, ama örneğin İzmir'den gemiye yüklenen, ben Rumlar diyorum ama siz farklı bir şey kullanıyorsunuz herhalde terminolojide, şey mi diyorsunuz?
Ortodoks Rum Ortodokslar mı? Yok. Rum dediğiniz zaman bizim teknik olarak tarihçilerin şeyini söyleyeyim. Malum Anadolu'da ilk medeniyetlere baktığınız zaman Hitit, Firik, İyon gibi bir takım topluluklar var. Ve bunlar pagan dine, yani çok tanrılı dine inanıyorlar veya bizim ifademizle, bizim kültürümüz ifadesiyle putperestler diyeyim. Daha sonra Roma döneminde işte Hristiyanlık yaygınlaşmaya başlayınca bunların üzerinden bir Hristiyanlık geçiyor. Hepsi tek tanrılı oluyor, hepsi Hristiyan oluyor. Ve Osmanlı hakimiyeti altına girdiği zaman da bunlara gerek Müslümanlar gerek Osmanlı toplumu Roma'ya ait anlamına gelen Rum diyor ve Rum eşittir Ortodoks demektir Osmanlı ifadesine göre. Bunun içinde bugünkü anlamda Yunan vardır, bunun içinde Karaman vardır, Karaman Türk'ü vardır. Bunun içinde Bulgar vardır, Sırp vardır. Yani bütün Ortodokslar bunun içindedir. Ama gittikçe parçalanıyor ya Osmanlı. Parçalana sonuçta işte o 1922'lerde Türkiye'yi terk edenlere sadece Rum denmeye başlamış. Yani Rum tabiri teknik olarak her dönemde farklı farklı yorumlanabilecek bir özelliğe sahip. Buradan giderken bizim teknik şeyimizde işte Rum diyoruz onlara. Ortodokslar kastediyor. Bunların içerisinde Karaman Türk'ü de var. Bizim bugün ifade ettiğimiz Grekler de var. Ama Anadolu'nun yerlisi belki ifade söyleyebileceğimiz Rumlar da var. Şimdi Rumlar çıktı. Karşıdaki Türkler de gemilerle geldi. Mesela İzmir'e mi çıkarıyor genellikle? Onu anlatıyordum. Karakoyunlu örneğin İzmir'den bindirilen Rumları Selanik'e diye yola çıkıyorlar. Fakat onun da ayrıntısını söylemiyor. Neden olduğunu söylemiyor. Gemi Selanik'e diye yola çıkıyor İzmir'den. Fakat yoldayken bir telgraf emriyle yönü Girit'e çevriliyor ve Selanik'e gidecek olan göçmenler Girit'e götürülüp orada Resmo'ya yollanıyorlar. Ama nedenini Karakoyunlu'da açıklamıyor. Peki, şimdi hocam, hani demin dedik ya önce hangisini okuyacaksınız diye, siz hangisini önce okudunuz? Onları mı, bunları mı? Bunları önce okudum. Eyvah. Önce onları okudunuz. Bunlar adıma imzalanmış geldiği için Ondan sonra, yani dersime çalıştım diyorsunuz, ondan sonra romanları. Bunları zaten önce okumuştum. Karakoyunlu'nun kitabının yayınlanış tarihi 2012, geçtiğimiz ay yayınlandı. Yine bunlar da 2000'li yıllarda yayınlanmış olanlar. Bu çalışmalar tabii onlardan daha eski olarak. Bir de şu da var Sayın Hocam, biz mübadeleyi filan böyle ayrıntılı, yani şu edebi eserleri ya da şu kaynakları okuyana kadar böyle ayrıntılı olduğunu bilmiyorduk. Sadece şahsım adına konuşuyorum ben. İşte oradan kalkmışlar, hani bir memurun Samsun'dan Nevşehir'e tayin olması gibi kalkmış, oradan buraya gelmişler filan gibi düşünüyorduk. Fakat gerek bu akademik çalışmaları gerekse romanları okuyunca işin böyle olmadığını, işin arka planında büyük dramların yaşandığını filan gördüm. Büyük sıkıntıların yaşandığını gördüm insani boyutta. Bu da işte hem üzdü beni hem de daha fazla zaman ayırmama sebep oldu. Daha da şimdi mesela bundan sonra daha da okumak istiyorum birkaç tane daha. Hocam burada yeri gelmişken aktüel bir soruyu size yönlendireyim, bakayım siz ne diyeceksiniz. Malum tarihi konular romanların konusu olabildiği gibi belgesellerin konusu, belgesel biraz akademik özellik de taşıyor ama işte tarihi filmlerin konusunu oluşturuyor. Şimdi burada yazar veya senarist gerçeğe ne kadar sadık kalması gerekir? Gerçeğe sadık kalmasını mı istersiniz? Yoksa istediği gibi oradaki tarihi şahsiyeti hayal edip kendi kafasına göre bir kanuni, kendi kafasına göre bir Mustafa Kemal'i oluşturup onu aktarabilir mi? Okur olarak ne düşünüyorsunuz? Ne beklersiniz? Şöyle ki yazar ya da senarist olmayan bir şey değil. Yani hayatın içinde olmayan bir şey değil. Mutlaka olan bir şey ya da olması mümkün olacak bir şeyi anlatacağı için ister istemez tarihi gerçeklere sadık kalacaktır. Yani Mustafa Kemal'i anlatan, İsmet Paşa'yı anlatan ya da Mübadele'yi anlatan bir insan
yazar şunu şöyle anlat, bunu böyle anlat deme hakkına sahip değiliz biz yazara, sanatçıya ya da sanatçı diye niteleyelim. Hatta bunu daha da genelleyelim. Örneğin resim sanatında da öyle. Biz bir ressama sen bize mübadeleyi anlat ama şöyle şöyle anlat filan deme hakkına sahip değiliz. Bir romancıya da bunu, öykü yazarına da, şaire de bunu söyleme hakkına sahip değiliz. Ancak onlar o dönemi okuyacaklar, araştıracaklar ve kendi süzgeçlerinden geçirdikten sonra kendi izlenimlerini bize yansıtacaklardır. Doğrusu da budur. Yani doğrusu da yazarın tarihi bir olayı kendi bakış açısıyla anlatmasıdır. Yani onda tamamen serbest mi kalacak? Evet, öbür türlü olursa yani o bir sanat eseri olmaktan çıkar. Bir tarihi vesika niteliğini taşır. Yani akademik bir çalışma gibi bir şey olur. Kendi üslubunu, kendi tarzını, kendi bakış açısını, kendi dünya görüşünü oraya mutlaka koyması gerekir. Oraya yansıtacak. İstemese de o yansıyacaktır. Peki o zaman ben okuyucu olarak mesela işte Akın Üner'in romanını okuduğum zaman buradaki mübadeleyle oradaki akademik eserlerdeki bilgi arasındaki farkı nasıl ayıklayacağım? Genellikle de romanlar biliyorsunuz lise çağlarında belki okunan bir şey ve başka bir şey daha var burada bence. Önce roman okunuyor, sonra biliyorsunuz akademik eserler okunuyor. Ve dolayısıyla bilgiyi ilk önce ben buradan romandan ediniyorum. Bir şeyi buradan edindiğim zaman ötekini sorguluyorum o zaman. Oradaki bilgiyi sorguluyorum, buradaki bilgiyi sorgulamıyorum. Çünkü ilk duyduğunuz şeye iman edersiniz genellikle. Evet hocam, romancı... Yanlış mı düşünüyorum? Romancı özünde bir akademisyen değildir. Yani bir akademisyen gibi çalışması, hareket etmesi, olayları bir akademisyen bakışıyla aktarması. Kaldı ki akademisyenlerin de yansız ya da kişisel bakışlarını katıp katmadığı tartışılabilir. Yok, tartışmasız o yani. Çünkü ya şimdi algılamayla ilgili bir şey. Belgeyi okuyacaksınız, algılayacaksınız, algıladığınızı aktaracaksınız. Bir kere bizim mesela metodik olarak tarih metodolojisi derslerinde çocuklara ifade etmeye çalıştığım şey mesela akademik araştırma ile akademik gerçeklik ile işte gerçek arasındaki fark nedir veya bilgi gerçekle gerçek arasındaki fark nedir diye anlamın şeyi çatlıyor bunu kavratabilmek damarı için. Bir kere tarafsızlık diye bir şey söz konusu değil. Taraf üzerinden anlatıyorsunuz onu, objektiflik filan. O çok tartışılabilecek bir şey. Yani bizim tarihçi olarak böyle bir derdimiz yok. Yani biz objektifiz, tarafsızız şey gibi. Biz de şey diyoruz. Çünkü tarihe de bugünden bakıyorsunuz. Bugünün sorunlarından bakıyorsunuz. Ama biz şey derken tabii bunu istediğimiz gibi hayal etmiyoruz. Neticede bizim hayalimizi belge bir yerde sınırlıyor diyor. Yani şimdi mesela şeyde televizyonda bir çok da vakıf değilim ama bir mesela Harem diye bir dizi var. İşte Muhteşem Süleyman var. Birisi tarihi bir gerçeklikten yola çıkmış işleniyor. Öteki hiç tarihi bir şahsiyeti konu edinmeyen bir dizi. Şimdi Harem'de ben şöyle düşünüyorum. Yani tarihi şahsiyeti olmayan ama tarihe yönelik bir hikaye anlatırken istediğinizi düşünebilirsiniz. İstediğinizi orada lanse edebilirsiniz. Ama şeyde tarihi bir şahsiyeti şey ediyorsanız, tanıtıyorsanız birazcık da şeye bağlı kalmak gerekmez mi yani? O zaman belgesel olacaktır. Yani o zaman bir sinema filmi ya da bir dizi olmayacak artık. O zaman vasfını kaybedip belgesel olma yoluna gidecek. O zaman da sanat eseri olmuyor diyorsun. O zaman da sanat eseri olmuyor. Yani sanatçıyı sınırlamamak lazım. Sanatçıyı önüne engel koymamak lazım. O kendi istediği gibi anlatmalı. Biz ondan artık kendi alacaklarımız o zaman göre... Şöyle olacak yani çocuk Kanuni'yi seyredecek şeyde televizyonda veya kitapta okuyacak, ondan sonra acaba sorusu soracak ki eğer acaba sorusu sorduruyorsa o iki eser bence önemlidir, o yani işini görevini yapmış demektir, ondan sonra bizim eserlere gelip öbür bakacak dönecek, bir de oradan okuyacak, ondan sonra kafası hep karışacak. Kafası hep karıştığı zaman, ben çocuklara öyle diyorum, bir şey anlatıyorum, ondan sonra diyorum, kafanız karıştı mı? Karıştı dedikleri zaman tamam diyorum. Ders öğrenmeye başladınız.
ders amacına ulaşmıştır şeklinde ifade. Şimdi hocam tekrar romana dönelim. Şimdi geldiler Anadolu'ya, Selanik'ten, Makedonya'dan Türkler. Nasıl yerleşiyorlar? Yerlilerle karşılaştırıyor mu bunlar? Evet. Şeyde de Ali Ezger'in muhacirlerinde de, işte Yılmaz Akkoyun'da da geldikleri şeyde, yani yerleştik ana coğrafyalarından, bulundukları yerden ayrılıp geldikleri, yerleştirildikleri köylerde ki yerleşik insanlarla karşılaşıyorlar. Örneğin Karakoyunlu, orada bir belediye başkanı, Resmo'daki bir belediye başkanı var. Oradaki Müslümanlar Anadolu'ya göç ettiği zaman belediye başkanı oradaki birkaç kişiyle de anlaşıp verimli tarlaları ve toprakları, bağları kendi zilliyetine geçirme derdinde. Benzer durum Anadolu'ya gelenler için de var. Yine Anadolu'ya gelenlerin de kabul görmedikleri, hatta bu yakınışı biz sadece şeyde değil, yani kitaplarda değil, mübadeleyi yaşamış insanların bugünkü kuşak çocuklarında da görüyoruz. Ya hadi oradan, işte mübadesin, muhacirsin falan gibi benzer yaklaşımlar kitaplarda da anlatılmış. Yani örneğin Selanik'ten tütüncüler Samsun'a yollanıyorlar. Samsun'da limana çıkıyorlar. Şimdiki öyle sanıyorum ki bu Bağkur'un olduğu yerlerde bir iskeleden yapıyorlar. Karaya çıkıyorlar. Ve bir bölümü iskan edilmek istendikleri köye gidip de orayı beğenmedikleri zaman kendilerine başka yerleşim yerleri aramak için kendi yaptıkları at arabalarıyla bu bizim Çakallı yokuşundan ileri doğru giderken Havza'da epey zaman kalıyorlar. Havza'da hükümet binasının bahçesine dahi çadır kuruyorlar filan. Oraların tütüne elverişli olduğunu görüyorlar. Orada yerleşmek istiyorlar. Oradaki, o Ali Özgür'de mi anlatıyor? Evet. Özyürek'te. Ezger Özyürek'te. Ya biz tütüncüyüz, bizi vereceğiniz yerde tütün olması lazım diyorlar. İşte Bafra'ya gidenler bu durumdan memnun ama bu Kavak tarafına falan iskan edilmek istenenler var. Onlar da yapacakları işe elverişli olmadığını görünce Havza tarafına doğru yola çıkıyorlar. Havza'da iskan edilecekleri köydeki insanlar bunları kabul etmiyor, dışlıyorlar. Okulun bahçesinde, hükümet binasının bahçesinde kalıyorlar. Atatürk Havza'dan geçiyor. Havza'dan geçerken uğruyor. Kaymakamlık binasına uğrayınca bunlar da işte seslerini duyurmak için bağırıp çağırıp el kol hareketi yapınca, ya kimdir bunlar? Paşam, önemli değil işte, bunlar köylüler falan. Onlar da paşam bizi bir dinle falan diye ısrar edince aldırıyor bunları, dinliyor ve o paşanın emriyle onlar o istedikleri köylere iskan ediliyorlar. Şimdi hocam orada biraz ne dedeydi o? Turan dede miydi? Evet. Oran onun evet. Baş kahramanı Turan dede. O biraz sanki o onun ağzından, onun ağzından anlatılmış. O sanki biraz daha böyle hatıratvari bir roman, evet, gibi. Hı hı. Şu gibi bizim Urkiye gibi, bu aslında bir anı. Rukiye annenin anılarını aktarıyor. Şimdi vaktimiz dolmak üzere, 2-3 dakikamız var. Söylemek istediğiniz şeyler varsa onları alayım ben sizden. Ben son dönemde bu kitapları, göçlerle ilgili kitapları okumaya başladım. Ancak şunu görüyorum. Şimdi Türk sineması Şener Şen'in Eşkıya filmiyle büyük bir atılım yaptı. Türk sineması öldü diyorlardı. Şener Şen'in filmiyle bir atılım yaptı. Şimdi öyle umut ediyorum ki şu elinizdeki kitaplar da Türk edebiyatında bir atılım olsun ve bu tema Türk edebiyatında çokça işlensin. Çünkü büyük bir kaynak var. Bir başka şansımız daha var. Göç eden birinci kuşak yok ama o göç eden birinci kuşağı yakından tanıyan ikinci nesil insanlar var. Onlar da ortadan kaybolmadan, yani üçüncü ağızdan ağza geçmeden ikinci ağızdan bilgiler alınabilir, konuşulabilir, hatıralar derlenebilir. Şairlerin, hikaye yazarlarının, romancıların, hatta ressamların
büyük işi var bu konuyla ilgili. Bunu hocam peki pardon lazım. Ama bir cümleyle çünkü vaktimiz kalmadı. Şimdi marifet iltifata tabi derler. Bir de okumcu bulmamız lazım. Okumak için ne yapılacak bir cümlede ama? Okumak için diye bir hap var mı? Bu hapı içirsek de millet daha çok okusa. Sayın hocam bu konuda söyleyecek bir şeyimiz yok yani. Bu konu... Siz nasıl okuyorsunuz peki? Yani siz nasıl böyle bir müptela oldunuz? Bunun ilacı yok diyorsunuz. Okudukça işte bir alışkanlık oluyor sanırım ama nasıl okunabilir? Ben bunu kendi çocuklarımda da deniyorum. Pek de başarılı olduğum söylenemez. Umarım okurlar, umarım yeni dünyalar keşfederler, yeni ufuklar keşfederler. Peki hocam, zahmet ettiniz, geldiniz. Çok teşekkür ederim. Bizler için bu kitapları bir daha okumak külfetine katlandınız, eğer ona külfet deniyorsa. Çünkü her okunuşta takdir edersiniz ki farklı farklı okuma, evet. Farklı farklı anlamlar kazandırma imkanı da var. Aslında bugünlere sürekli mübadele şey diyor ama biraz da bu Trabzon işgaliyle Trabzon bölgesinden muhacir çıkan ahalinin çektikleri ızdırapları, onların hiç bayramları yok. Onlar henüz daha hiç edebi eserlere konu olmamış durumda. İnşallah o konularda da daha fazla yazılır. Ki bunlar yazıldıkça toplumun kimliğini sanırım daha iyi insanlar kavrar. İyi akşamlar efendim. Bir dahaki programa görüşmek üzere.